Ara tatilimiz başladı ama bizler LGS öğrencisi olarak, LGS 2023 için hayalleri yüksek öğrenciler olarak tabii ki tatilde dinleneceğiz, enerjimizi depolayacağız ama gümbür gümbür LGS 2023 için, kendi efsanemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerden gelen yorumlar çok değerli. Melike, Esra, Elif çok güzel yorumlar atmışlar. Ara tatilde ne yapmalıyız? Ara tatili nasıl değerlendireceğiz demişler. Arkadaşlar ara tatilde... Ara tatil kampı, yani atak kampı yapıyoruz. LGS adına matematikte, Türkçe'de, fende ve inkılapta, bu dört önemli derste atağa geçiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki matematik, Türkçe, fenin kat sayıları 4 çok yüksek. İnkılap tarihi de gerçekten zorlandığımız bir ders. Kat sayısı bunlar kadar yüksek değil ama mutlaka çalışıp başarmamız gereken bir ders. Dolayısıyla bu 4 derste sizleri atağa geçiriyoruz. LGS ara tatil kampımıza mükemmel bir şekilde başarıya ulaşıyoruz. LGS yolculuğumuzda 7'den 8'e kampımıza başlamıştık hatırlarsanız. Sonrasında LGS kampı, şimdi ara tatil kampı. Aynı zamanda Şubat'ta ilk tekrar kampımızı yapacağız. Hızlama kampımız olacak. Sürpriz bir deneme kampı yapacağız. Prova kampında yine beraber denemeleri tekrar edeceğiz. Ve son tekrar kampımıza da son kontrollerimizi yaparak hayalimizdeki fen liselerini, Anadolu liselerini, sosyal bilimler liselerini, Anadolu İmam Hatip liselerini inşallah kazanacağız. Beraber bu yolculukta LGS 2023'ü yerle bir etme yolculuğunda birlikte sıkı sıkıya çalışacağız ve hayallerimize kavuşacağız arkadaşlar. Sizler kendinize inanın, kendinize güvenin. Bizler mutlaka sizlere destek olacağız. Yeter ki okuldaki hocalarınızı, kurslardaki hocalarınızı ve aynı zamanda YouTube'da bizleri dikkatli bir şekilde dinleyip ödevlerinizi yapın. Ondan sonrası tevekkül etmek ve hayallerinize kavuşmak arkadaşlar. Ara tatil kampına 14 Kasım'da başlıyoruz. 14 Kasım'da ilk olarak matematik yeni nesil soru çözümüne başlayacağız. Sonrasında 15 Kasım'da Türkçe, 16 Kasım'da fen, 17 Kasım'da da inkılapla yolculuğumuza devam edeceğiz. Ara tatil kampımızda yeni nesil soru çözümleri var. Branş özelinde, yani matematik, Türkçe, fen, inkılap özelinde taktikler vereceğiz. Adeta konuları sorular üzerinden tekrar edeceğiz. Zaten LGS'de de karşımıza soru çıkıyor arkadaşlar. Bize konuları anlattırmıyorlar. Bu soruyu çözüyorlar. Biz de bu soruları çözeceğimiz şekliyle, yeni nesil soruları çözeceğimiz şekliyle sıkı sıkıya çalışacağız arkadaşlar. Burada tabii ki sizin en çok sıkıntı yaşadığınız dersin matematik olduğunu biliyoruz. Yani inkılapta zorlanan arkadaşlarımız var ama sıkı bir çalışmayla bunu halledebiliriz. Türkçe'de inşallah hepiniz en yüksek netlere ulaşacaksınız. Fende biraz zorlanan arkadaşlar var ama matematiği sizlerin yorumlarına baktığımızda gerçekten zorlayıcı olduğunu, yorucu olduğunu biliyoruz. Matematikle alakalı arkadaşlar sizler için hazırladığımız efsane bir kaynak var. Yeni Nesil Problem Bankası. Buradan ve buna benzer soruları, LGS tarzı soruları beraber çözeceğiz. Bu kaynağımızın en önemli özelliği sizlere her bir soruyu yeni nesil şekliyle soruyor. Ama temel soruyu bile, bakın bu temel bir soru. Esasında birkaç işlem var ama bunu da böyle renkli resimli yeni nesil hazırlıyoruz ki sizler temel, orta ve zor seviye soruları hepsini yeni nesil çözün ve sınavda hazırlanın. Çünkü sınava girdiğiniz arkadaşlar, mesela örnek sorulara baktığınızda ya da çıkmış LGS sorularına baktığınızda hep böyle yeni nesil, bak böyle hikayeli sorular, hep böyle resimli, hep içerisinde bir tablo olan sorular. Bu sorulara baktığımızda gerçekten yorucu oluyor, zorlanıyoruz. Ne yapacağız o zaman? Çözmeyeceğiz mi? Hayır. Öncelikle bu sorularla alakalı ön yargımızı yıkalım dedik. Örnek veriyorum. Çarpanlar, katlar konusunda çok temel seviye soruyu bile yeni nesil hazırladık sizler için. Yani içerisinde düşünmeye yönelten ama çok da zorlayıcı bir soru olmayacak şekliyle. Sonra orta seviye sorular, sonrasında zor seviye sorular. Her bir konuda, çarpanlar, katlarda, üstü ifadelerde, kareköklü ifadelerde, veri analizinde, olasılıkta, her bir konuda temel, orta, zor seviye sorular. Fakat bu temel seviye sorular bile yeni nesil. Yani sizi muhakeme yeteneğinizi, sayısal analiz yeteneğinizi ölçen sorular. İşte yeni nesil kampımızda da matematik dersine çok ağırlık verdik. Ve matematikte sizler için efsanevi bir problem bankasından ödevler vereceğiz arkadaşlar. Diğer derslerimizde de Dinamo Set'ten, biliyorsunuz Dinamo Set'in içerisinde tüm kitaplar avantajlı bir şekilde geliyor. Hemen buradan Dinamo Set'i açmak istiyorum. Dinamo Set'in içerisindeki Dinamo Türkçe Soru Bankası'ndan, Dinamo Matematik Soru Bankası'ndan, Dinamo Fen ve Dinamo İnkılap Tarihi'nden ödevler vereceğiz. Dinamo İngilizce ve Dinamo Deniz zaten çözüyorsunuz. Burada arkadaşlar hem Dinamo İnkılap'ta, hem Dinamo Fen'de, hem de Dinamo Türkçe'de çözeceğiniz her bir soru çok değerli. Neden? Çünkü LGS'de birçok soruyu yakaladı bu kitaplar. 2023 LGS'de yine öğrencilerimize dejavu hissi yaşatacağına eminiz. Ben bu soruyu Dinamo'da çözmüştüm ya da yeni nesil dijital sorularını çözmüştüm diyeceğiniz birçok soru olacak. Lütfen bu soruları dikkatli bir şekilde çözün. Takıldığınız soruların çözümünü de uzman hocalarımızdan dikkatli bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Kampımızda bizler sizlere bol bol yeni nesil soru çözeceğiz, taktikler vereceğiz. Sizlere de bol bol ödevler vereceğiz. Yeni Nesil Problem Bankası'nı ve Dinamo Set'i size en yakın Tonguç Kırtasiyesi'nden ya da Tonguç Mağaz'dan ulaşabilirsiniz. Şunu unutmayın arkadaşlar. Rüyalarınızı gerçekleştirmenin en iyi yolu tabii ki de uyanmak. Yani şu anda LGS'ye 200 gün kala, günde 10 soru çözseniz 2000 soru. Günde 100 soru çözseniz 20.000 soru. Günde 200 soru çözseniz 40.000 soru çözmüş olacaksınız. Ve bu da sizin uyandıktan sonra hayallerinize kavuşmanızı sağlayacak ciddi bir rakam. Bunları çözün ve ardından da LGS'ye girip kendi şovunuzu yapın arkadaşlar. Bizler
okuldaki hocalarınızla, dershanedeki hocalarınızla, bizler YouTube'da Tonguç Akademi'de olarak YouTube kanalımızla, kitaplarımızla, tongucakademi.com'da LGS Dershanesi ile sizlere sıkı sıkıya destek olmaya devam ediyoruz. Bizler kapıyı açacağız ama hayalleri için gayretlerini göstererek kazanacak olan sizlersiniz arkadaşlar. Her zaman söylediğimiz gibi o liseler sizleri bekliyor. Sizler kazanacak ve inşallah güzel bir okuyacaksınız. Hadi bakalım, ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.